Herkese merhaba arkadaşlar, ben Aşk Altıran Satfet ve bugün sizlerle beraber Airsoft Simulator 2'deyiz ve Türkiye haritasına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Akşam, yağmurlu bir akşamdan sonra hepiniz nasılsınız bakalım. Devam edeceğiz, Muğla'dayız. Muğla'dan Antalya'ya doğru önce bir çalıştıraydım. Muğla'dan Antalya'ya doğru yolculuk alacağım abi, iş alacağım. Hatta dur, onu almadım, az önce baktım var mı yok mu diye de. Alayım ben onu, kapayım abi unutmadan. Kapış. Şurada zaten Antalya'ya gidecektim. Karabük çok uzak. Afyonkarahisar fena değil, gidilebilirdi ama Antalya zaten benim hedef noktam, Antalya ve ondan sonrası olduğu için direkt Antalya'yı seçmek istiyorum. Hemencik şu işi kapayım ve domatesmiş abi. Çok da güzel oldu. Ben bu konuya dikkat etmemiştim misal. Bu Türkiye harita modunda. Türkiye'deyiz. Her şey taşıdığımız malzemelerde tabii ki de Türkiye'ye özgün. Şuradan bir çıkalım abi. 6 vitesli 590 beygirlik Mercedes seçtim abi. Actros. İçerisi bayağı bir geniş. Uymalık, rahat bir tır kendisi. Yağmur sıklığını bayağı azaltmama rağmen hala yağmur bayağı yağıyor. Gerçekçi benzinle kullanıyorum. Daha bir gerçekçi olsun isterdim. Daha bir gerçekçi derken şu an gerçekçidir ama daha fazla benzinim gitsin istiyordum açıkçası. Çünkü ne bileyim, denk geldiğim her 3 tane denk geliyorsa onun bir tanesine her girmek isterim benzin almak için. Petrol şeylerine abicim. Öyle daha bir olurdu. Mazot firmalarına. 2'de 1'ine de girilebilir çok sık değilse araları. Şuradan abicim müsaadenle. 12 viteslik şanzıman da seçebilirdim ama ne bileyim abi, 6'ya karar kıldım. Gidelim şuradan. Ay, konuşacağım bir sürü konu var, muhabbet var. Yine tabii ki de boş bırakır mıyız abi? Tırın başına geçtim mi boş bırakılmaz. Özledim. Bayağı özleyerek, hatta şöyle söyleyeyim, şimdi bunu söylemem birazcık yanlış da olabilir. Çünkü The Long Dark'çılar üzülecektir. The Long Dark ben de bayağı bir özledim açık söylemek gerekirse ama nedense şu an böyle oturup sakin sakin direksiyon sallamak istedim. O yüzden bu oyunu açtım. Hayda, kapadım. Tabii bir an debriyajı kesince kapandı. Şu işi bir kapalım abi. Evet, iş al lütfen. İşimiz hemen de yakınmış. Hop, ters gördüm. Geri giderken solumu sağımı karıştırmam gayet normaldir abi. Olasıdır benim açımdan. Hazır mıyız? Domatesimizi kaptık. Çıkalım şuradan. Ne tarafa? Sol tarafa doğru yolculuğumuz olacak. Kaç kilometre olduğunu zaten aşağı yukarı hepimiz sonra göreceğiz. Şimdi o menüyü açmak istemiyorum abi. Kocaman çirkin bir menü. Ben şöyle içeriden araç geliyor. Araç yüke de zarar vermeden harika. Zalong tak çekecektim. Lafımı yarım bıraktım. Oo, frenler bayağı bir berbat. Yani daha da dikkatli olmam gerekecek bu araç ile. The Long Dark'a gireyim dedim tam. Ondan sonra şimdi The Long Dark'ta yolu birazcık karıştırıyorum abi. Nasıl karıştırıyorum derseniz şöyle karıştırıyorum. Şimdi geri dönüşümü az çok biliyorum ama bu gölle ilk başladığımız harita Stardew Valley değildi. Neydi? Mr. Lake. Heh, Mr. Lake haritasına orada nasıl devam edeceğim hiç bilmiyorum. Oraya kadar da yine de haritalara bakacağım falan. Onlardan dolayı şimdi dedim ben, saat de geç. Gece 1 şu anda. Yarın dışarıda bayağı bir işim var. Yengem bizdeydi yaklaşık bir haftadır. Memleketten yengem geldi ve ilk defa geldi. Onun üstüne sınavlarım, işte birkaç toplantı, birkaç etkinlik vesaire derken iyice şu sıralar yorgun ve argın bir halde bulur oldum kendimi. Belki gözlerimden falan belli ediyor olabilir bazen. Bazen diyorsunuz ya çok yorgun veya şey gözüküyorsun diye. O bazen böyle aşırı derecede bir yoğunluk oluyor hayatımda. Genel her şeyde. Özel hayatımda, iş konusunda odur budur falan. Arkadaşlarla görüşmeye çalışıyoruz. Hepsi bir anda böyle abi görüşelim oluyor. Kimseyi kıramıyorsun. Herkes kırılacak bu sefer. Kime yok desen falan, onu da edemiyorum. Ayrımcılık da yapamıyorum. Sonra sonuç olan bana oluyor gibi işte. Yarın yengem gidiyor. Artık bayağı alışveriş yaptığı, gezdirdik. Çok fazla değil, çok gezdiremedik. Daha çok işte abi markalar var, alışveriş yapalım, işte Türkmenistan'da olmayan şeyleri burada var, onları alalım gibi gibi düşünceler olduğu için tabii ki de o konuda yardımcı olduk. Şimdilik almak istedikleri şeyleri aldılar. Her şey hazır. Bir sonraki aşama ise tabii ki de gezdirme derdi. Gezdirmem lazım. Bayağı bir ayıp oldu. Çok fazla ilgilenemedim genel kendi sorunlarımdan dolayı. Ondan dolayı yarın yine PES'im abi. Bugün PAS'ım. PES ne ya? Bugün video çekmem lazım size. Yarını boş bırakmam gerekiyor. Zaten 2-3 gündür kanalda yoktum. Yani video üretmedim kanal için. Onun da içinde bir burukluğu var. Size karşı da böyle bir kötü hissetmiyor değilim. Onları halledip hepsini aradan çıkartacağım. Eski sıklığımı özlüyorum abi gerçekten. Her gün 2 video attığım dönemleri, bazen çok fazla seri var, çok fazla video var. Aradan çıkartıp yeni seriler eklemem gerekiyor. O yüzden hızlı hızlı video at diye bazı günler 3'e çıkardım. O günler gerçekten özlüyorum şu anda. Ve yapmak için can atıyorum öyle bir şey. Abi ben hiç şeridimden kullanamıyorum şu an var ya. Bayağı bir berbat kullanıyorum. Her neyse. Ona bakmayın siz abi. Yakında başlayacağım. Bir sürü oyun var. Her zaman gibi. Başım oyunlarla dolu. Sizin istediğiniz bir sürü oyun var. İşte Assetto Corsa'yı çek dediniz. Onu da ne zaman gelir? Bakın sözünü vermiyorum. Kesinlikle çekeceğim. Bu kanalda Assetto Corsa oyununu da göreceksiniz. Ama zaman olarak hiçbir zaman kendimi zorlamayacağım. Yetişeyim, trendlere hitap edeyim, çok izleniyor, çok tutuyor falan yok abi. Yani oynayacağım, deneyeceğim. Keyif alıyor muyum? Alıyorsam. Siz keyif alıyor musunuz? Alıyoruz. Bitti. Ondan sonra destek geldiği sürece de devam ederiz. Her iki tarafta keyif aldığı sürece ama bir sürü de oyun çıkıyor. Duymuşsunuzdur zaten. Ta yaklaşık 1,5 ay mı acaba? 1 ay önce mi? Açık beta'da olan, birkaç gün kalan The Hunter serisi var biliyorsunuz. Bundan önceki oyunları ücretsiz olan ama şimdiki oyunu ücretli yapmışlar ama fiyatı yine uygun geldi bana, bilmiyorum. 49.99'du galiba Steam üzerinde ve en iyi fiyatta Steam'deydi bu arada. Avcılık üzerine bayağı güzel. Ben beta döneminde hatırlıyorum, işte civarımda oynayan arkadaşlar vardı. Özellikle de Game Kopat. O kendisi oynamıştı, anlattı, ben yakından konuştum. Nasıl dedim, oyun bayağı güzel dedi. Grafikler falan efsane dedi. Şimdi de takip ediyorum, oyun çıkalı birkaç YouTuber'da oturup da izledim. Nedir, neye benziyor, nasıldır diye. Bayağı hoşuma gitti. Grafikler efsane hoş olmuş abi. Atmosfer çok güzel yedirmişler. Ses üzerine yoğunlaşmışlar. Ama hayvan ara bulabilmek için bayağı bir uğraşıyorsun. Saatlerimizi harcayabileceğimiz bir oyun açıkçası. Yani onun videosu büyük ihtimalle size, ben 2 saat oynarım ama 20 dakika görüntü çıkarırım kafasında bir şey olur. Abi frenlere bak ya. 2 saat önce bastım frene ve hala durmadı. Oynanışta değil mi? Şu freni birazcık daha arttıralım, düşürelim. Şu yağmuru da kapatayım. Fren gücü arttır abi. Genel Mercedes'te böyle bir sorun var yoksa? Çünkü normali oradaydı. Şimdi varsayılan desem bir sürü ayar vardı bende. Hala önümde değil mi araba? Çıktın mı abicim sen? Arkada kaldı. Üstünden mi atladın sen? Nasıl oldu o iş? Gidelim. Bas. Oyunu çok merak ediyorum. OMSI demiştim hatırlarsanız. OMSI bugüne kadar niye gelmedi derseniz, bir türlü birkaç ayarını yapamadım. Oyunu bilmiyorum. Girdim. Tutorial'ları izliyorum. Genelde herkes de Almanca tutorial falan yapmış. Yani bir adam akıllı bir İngilizce güzel bir tutorial veya Türkiye tarafından, Türk oyuncular tarafından güzel bir tutorial yok abi, yok. Her şey eksik ya. Oturup da zamanımı ayıramıyorum. Yarım saat, 1 saat deneyeyim, oturayım falan kafası olmuyor. Ondan dolayı da bir şekilde yapamadım ama geçen oturdum, uğraştım. Birkaç da böyle Almanca bile olsa lan hareketlerini takip ederek yapacağım şunu deyip kafaya koyduğum sonrasında, koymam sonrasında artık oyunu az çok çözdüm. Direksiyon bağlantısını da yapacağım. Ondan sonra hayırlısıyla anlaşığı kapatacaktım ben. OMSI 2 serisi de gelecek. Zaten OMSI 2 yapımcılar Airsoft Studios biliyorsunuz. Gayet aramız var. GİS'te hatta onlarla görüşecektim. Bana mail yoluyla bir tanışalım, görüşelim gibi bir mail de atmışlardı. Onları orada görme umuduyla gitmiştim ama birazcık geç standlarına gittiğim için stand boştu artık. Maalesef ki yüz yüze tanışma fırsatım olmadı. Ama inşallah ilerleyen günlerde, aylarda bilmiyorum yine tanışırız diye umuyorum. Sağ olsunlar oyunu sağlamışlardı bana. Hatta şöyle sağlamışlardı. Şey olmuştu. Ben 2 tane mail vardı Airsoft tarafına iletişime geçtiğim, orada çalışan satış danışmanları mı desek artık, oyun dağıtan editörler mi desek, işte o çalışanların ikisiyle iletişimdeydim. İkisine de yazdım hangisi daha erken cevap verirse diye, oyunu gönderir misiniz diye, ve ikisi de oyunu gönderdi abi. Hatta biri birkaç tane DLC ile beraber gönderdi. Hatta şey dedi, işte siz oyunu oynayın, DLC'leri bitirin. Ondan sonra baktınız DLC'ler biliyorsunuz ki OMSI 2'de şehir şehir, bölge bölge DLC'ler bölünüyor. Bayağı da pahalı oyun, açık söylemek gerekirse. DLC'ler falan çok ucuz değil abi. Hemen hemen oyun fiyatına 30 lira 40 liradan satılan DLC'ler, ortalama fiyatlar onlar. 20 lirayla 40 lira arasında değişiyor diye biliyorum ben DLC'ler. O sebepten ötürü şey dedi, işte siz DLC'lere oynayın. Baktınız her şey yolunda, siz de seviyorsunuz, oynamak hoşunuza gidiyor. Biz size yine DLC'ler göndeririz dediler, sağ olsunlar. Öyle bir seri başlatacağız abi. Şehirden bölge bölge falan dağılmaya gideceğiz. Nasıl olacak? Deneyeceğiz, göreceğiz. Açıkçası oyunun fizikleri, gerçekçiliği mükemmel. Ama sadece otobüs için mükemmel. Geri kalan şeyde çok da iyi durmuyor oyun. Oyunun yani bir sürü artılar ve bir sürü eksikler var ama oynatıyor mu? Oynatıyor. Kendince güzel mi? Güzel abi. Önemli olan da bu. Şu benzin olayına bakayım. Evet. Bir benzine gireyim abi ben şuradan. Abi özür diliyorum. Senin birazcık daha ilerine gideyim. O petrol ofisine denk geldik. Tam da ağzımda petrol ofis vardı. Evet, frame birazcık daha iyi oldu. O yüzden yakında getireceğim abi oyunu. Hayırlısıyla. Şunu bir kapatayım. Benzini bir dolduralım. Evet, şuradan enter'e basmak da ne kadar saçma bir şey. Ne çabuk doldurdun ya. Allah Allah. Hadi gidelim o zaman. Kaç para aldıysan da helal olsun. Diyeceğim de Türkiye şartlarında olsa demezdim kesinlikle. Evet, OMSI bundan ibaret abi. Hatta şeye bağlayacaktım. Bana bir tane fazladan kopya gönderdiler ya. Hayda, bir çıkaydık abi. Yol verecek kimse yok mu ya? Abi sen halden anlayan birisine benziyorsun. Eyvallah, sağ olasın. Abi My Summer Card'ın alışkanlık. Sol sinyali yakıp kapatman için illaki sağa basman gerekiyor. Eğer otomatik kapanmıyorsa falan. Oradan böyle direkt zıt tarafına basıyorum. O fazladan gelen OMSI 2'yi de daha kullanmadım, SID 2'ydi. Gerçi bayağı maillerde bir kenara atayım ben onları ya. Bayağı diplerde kalmıştır. Birini kullandım, diğerini kullanmadım. Bulmam lazım o SID 2'yi. Bulamazsam da en kötü ihtimal yine isterim, bilmiyorum. Çekiliş yapma derdindeyim abi. Size de birkaç oyun böyle gönlümden çıkacak. Bundan önce de fazla satın aldığım ve Steam hediye kısmında tuttuğum birkaç oyunum vardı. Bilmiyorum sayılar kaç olur, 4 mü olur, 5 mi olur? Belki bir şekilde bir şeyler eklerim ya da sağdan soldan oyun firmalarıyla iletişime geçip abi dağıtmak istiyorum, bana yardımcı olur musunuz bu konuda diyerek birkaç insana yardım ederim falan. Yardım eder diyor, birkaç tane oyun yapımcısından isterim oyunu ve böyle bir şey yapabilirim. Bir çekiliş düşünüyorum şu yakın zamanda. Böyle benim de ne bileyim abi, uzun zaman oldu bayağı bir çekiliş yapmadığımı. Mecburiyetten değil, mecburi hissetmedim hiçbir zaman. Ama insan istiyor abi. Ne bileyim, güzel bir şey. O oyunlar birilerine denk gelecek. İhtiyacı olanlara da gelecek. İlla ki başvuran, yani giriştiğinizde zaten ihtiyacı olan insanlar girişiyor abi çekilişe. İhtiyacı olmayan, yok bu oyun bende var ya da bu oyunu sevmiyorum deyip girişmiyor. Ha belki olabilir. Beleş varsa nerede beleş orayı yerleş kafasında her şey kapma derdinde olanlar da vardır. Yok değil. Artık kime kısmet abi, orası da benim bilemeyeceğim bir şey. Allah'ın bileceği bir iş. Yani ihtiyacı olan birisine giderse, o da bayağı böyle seve seve oynarsa benim de çok hoşuma gider sonuçta. Benim de bir küçük hediyem olmuş olur. Sizden en azından elimden geldiği kadar bir şekilde oyun dağıtmış olur. Ya böyle bir şey yapacağım yakında. O yüzden beklemede kalın abi. Haberler aşağı yukarı bunlar. Oo, buralar sevdim abi bak. Tam da aracımızda çok çekmiyorken iyi oldu. Yalnız birinci vites ne kadar mantıklı burada. Abi sen de yani böyle bir yerde durdurttun ya arabayı. Helal olsun sana da. Hah, çekti. Of, ayağım ne biçim oldu şu an var ya. Aynı anda. Hop, aslında. Hayır. Aslında el fren daha mantıklı burada. El fren çektim abi. Evet, el freniyle daha rahat oluyor gördüğünüz gibi. İlk defa da direkt yapıştırdım. Hep senin yüzünden var ya. Hadi çek. 2 ile çekersin abi. Birazcık hızlansın. Bayağı güzel oldu. Bu arada haritanın da son sürümü 1.4.4 sürümü. Onu indirdim. 80 MB'lık bir update, zaten çok fazla değil. Aşağıda linkini bırakacağım. Oradan da takip edebilirsiniz. Hadi. Facebook gruplarında zaten sürekli güncelleme yaptıkları hakkında bilgiler veriyorlar. Neler güncelleniyor onlar hakkında bilgiler veriyorlar. Facebook gruplarını da takip etmenizde o yüzden fayda var derken direksiyon kamerası düştü abi. Tamam, direksiyon birazcık zigzag yaparak hallettim. Abi kamera düştü, bugün bir cenabetlik mi var? Hayırdır? Burada takılıp kaldık, trafik de var bayağı. Bayağı yakıt da kaybettim ha. Dur kalk yaparken. Oh be. Eğlenceli oldu ama gerçekten de. Dur, çekil, gelme daha. İyi, güzel. Çıktık. Tamam, yokuşu kurtardık abi. Tek dışarıda dönüyor olay. Tamam, ben peşindeyim abi. Genel haberlerimiz bundan ibaret. Yani bazen video gelmiyorsa o yüzden diyorum abi, kesinlikle beni sosyal hesaplardan takip edin diye. Bayağı hoş oluyor çünkü yani. Gerçi orada da birazcık geç paylaşım yapabiliyorum. Bu olan bitenlerle ilgili. Bazen olabiliyor öyle, çok geç dank ediyor falan. Öyle bir şey de olmuyor değil. Bu arada sınavından bahsetmek istiyorum. Kursum bitti bu arada, sınav derken. Bir kursum vardı. Eski takipçiler varsa onlar biliyor. Çünkü eskiden bayağı bir YouTube üzerinden canlı yayınlar, muhabbetler, artı Yunal'da da böyle canlı yayın muhabbetleri yapıyordum vesaire. O dönemlerden hatırlayanlar varsa moda tasarım okuyordum. 1,5 senenin sonunda artık hayırlısıyla kurs bitiyor. Normalde 9 ay sürmesi gereken kurs, biliyorsunuz 15 Temmuz'da olan darbe olayları, onun devamında gelen bir sürü işte olaylar, artı bizim öğretmenlerimizin hastalanması, işte ne bileyim düğünlerinin olması falan gibi derken bayağı bir aksadı bizim ve okulun elinde olmayan sebeplerden dolayı ve okul 9 ayda değil de 1,5 senede ancak bitebildi. Yani daha geçen dün sınavdaydım, öyle düşünün. Dün sınava gittim. 50 tane test sorusu artı üzerine de bir çizim oldu. Yani sahne kostümü tasarlayın dediler. Ben de Amy Winehouse'a bağışladım. Bir tane soft metal ismini verdim. Bir tasarım üzerinde gittim. Bu tasarım birazcık 3D ile karışıktı. Ya moda tasarımı ne derseniz öncelikle abi. Benim yaptığım olay şu. Ya moda çiziyorsun. Bu kadar. Çok kısa oldu değil mi? Çok özet oldu birazcık da. Yani çok özet ve basit bir şey değil. Duyulduğu kadar tabii ki de. Onu da söyleyeyim. Şunu açalım abi. Yani stilistik nedir bilir misiniz? Onu yapıyoruz. Öyle söyleyeyim. Yani bize verilen eğitim öncelikle tabii ki de stilistikten önce modanın tarihinden başlıyor her şey. Niye 2'yi aldım lan? 4'ü alacaktım ben. Kafa gitti. Modanın tarihinden başlıyor. İşte moda nedir? Ne zaman çıkmıştır? Modanın tarzlarından... her sene gelen değişiklikler ve moda ilk çıktığı zaman biliyorsunuz ki her telefon markası olduğu gibi modanın da bir modeller vardır. Farklı işte tarzlar vardır. O tarzların isimleri, o tarzlar kimler tarafından çıkarılmıştır gibi bir sürü uzun uzadıya giden konusu vardı. 3 ay sırf o eğitim görmüştük. Ondan sonra tabii ki de styling, stilistik falan hepsi karışık böyle o alana geçtik. Orada da çizim yapmaya başlıyorsunuz. Hop, Antalya'ya gelmişiz abi muhabbet derken. Allah, ne çabuk geldik lan. Her neyse. Çizimle başladık. Çizim benim bayağı bir hoşuma gitti. Hiç düşünmüyordum bu kadar iyi bir yere gelebileceğim çizim konusunda. Çünkü ilk gittiğimde bana pantolon çiz dediler. Bildiğin jean pantolon çiz dediler ve öyle bir pantolon çizdim ki abi. Yani çizebildiğim kadarıyla çizdim. Tüm sınıfta dalga konusu oldum yani. Ve bu birkaç ay boyunca devam etti. Bilmiyorum, belki de onların etkisidir ama sonradan hızlı bir şekilde toparladım ve gayet iyi performanslar sergilemeye başladım çizimler konusunda böyle. Evde sürekli çalışıyorum. Çok da hoşuma gidiyordu. Böyle müziği aç abi. Kafana göre takıl yani. Öyle bir şeydi. Okul bitti. Ondan sonra tabii ki de styling kısmından, stilistik kısmının sonrası kalıp dersi verildi. Nefret ettim kalıptan açıkçası. Bilmiyorum. Kesinlikle çevrenizde yapan vardır. Akrabası yapan, dostu, eşi yapanı vardır. İlla ki bundan eminim. Çünkü benim yakın çevremde bile yani civarımda en çok takıldığım, en çok konuştuğum arkadaşım dediğim 10 kişinin içinden bile akrabası kalıpçı olan biriler çıkıyorsa, ablası kalıpçı çıkabiliyorsa sizde de hayli hayli bu oran yüksek olduğunu tahmin ediyorum. Kalıptan nefret ettim. Hiç benlik değil abi. Yani çünkü ne bileyim şey oluyor. Ben buradan gidecektim. Ben diyorum ben çiziyorum abi. Ben yaratmayı seviyorum. Kafamdan bir şey düşünüp onu kağıda döküyorum. Kalıpçı da kalıbını düşünsün abi. Bazen tabii ki de şöyle bir olay var. Hocaların da hep dediği şey şu. Kalıp dediğimiz şey de şu. Kağıtlar üzerinde kalıplar çıkartılır. Yani her bedenin bir kalıbı vardır. Yani çizdiğin şeyi giyilebilecek hale getirmek için kalıp üzerinden geçmesi gerekiyor. Kalıbın muhabbeti bu. Yani ben çizdim diyelim ki ama onu birisi kalıp üzerinden geçirip basılabilecek, işte kesilebilecek, dikilebilecek hale getirmesi gerekiyor ki hesaplarla beraber benim vereceğim, onun da ekstra ekleyeceği, işte penyesin nereden, onsunu pensin nereden gireceğini falan, nereden kesimler olacak, nereden birleşimler olacak, onları söylememe birleştirip sunacak böyle kağıt üzerinde, özel kağıtlar, ne kağıt deniyordu unuttum onları da. Onlar son aşamaya, fabrika çıkış aşamasına getiriyorlar ama ben ne bileyim abi, bana göre değil dedim yani. Hocalar da şey diyor ya, sen tasarımcı olmak istiyorsan tasarlayacaksın. Kalıbı da bilmen gerekiyor ki çünkü tasarladığın şey kalıba uygun olması, o tasarımı değiştirmek zorunda kalırsın. Bu sebepten ötürü kalıbı bilerek çizersen hata yapmazsın. Hata yapma payın çok çok az olur. Bu yüzden öğren falan derlerdi ama denedim. Çok öğrenemedim açıkçası. Bayağı bir zorlamıştı beni. O yüzden çok sevemedim de zaten. Kalıp derslerine de çok gidemedim maalesef. Evet, bu da bir acı gerçek. Ama olsun. İyisiyle, güzeliyle, acısıyla, tatlısıyla abi okul sonunda bitti. Sınavlara girdik. Çok şükür güzel de geçti sınav. Bunları duyurmuştum işte, sağ olun siz de abi, inşallah iyi geçsin diye güzel güzel dilekler de gelmişti. Güzel de geçti, teşekkür ediyorum. Test 50 sorudan ibaretti abi. Şunu şöyle bir şey yapayım. Nereye şey yapacaklar? Allah Allah. Ha, burası mı? Tamam hocam, gidelim. Ondan sonra da çizim vardı. Çizimde Amy Winehouse'a bağışladım abi. Amy Winehouse bilmeyenler için, ben çok severdim şarkılarını falan, ne bileyim hoşuma gidiyordu. Tarzı hoşuma gidiyor. Zaten şey hatunlar tarzı benim hoşuma gider. Güçlü kadınlar. Yani Pink, Amy Winehouse falan. Tabi Amy Winehouse'un alkol sorunu vardı ve 27 yaşında bu sebepten ötürü kaldığı otelde alkol zehirlenmesi diyebileceğimiz bir tabirde hayatını kaybettiği söyleniyor. Ama tabii ki de ben buna inanmıyorum. Orası da ayrı bir konu. Öyle güzel olmuştu baya. Hocalar da sağ olsun beğendiler falan işte. Güzel çizdiğimi söylediler. Hayırlısıyla notum haftaya açıklanacak. Haftaya dediğim bu hafta açıklanacak notum. Bu hafta Cuma günü notum söylenecek. Pazar günü de sertifikalarımızı almaya gideceğiz abi. Milli Eğitim tarafından onaylı olması da tabii hoşumuza gitmedi değil. Bir de buraya bakayım. İyi, güzel, kimse yok. Sonra artık bilmiyorum ne olur ne biter ama YouTube'u bırakma gibi bir derdim yok açıkçası. Bugüne kadar da hep YouTube ön planda oldu. Bir dönem ilk bu tasarım işini, yani çizme işlerine başladığım dönemlerde YouTube'un da bazı dalgalarından dolayı ya acaba falan oldu. Acaba dedim bıraksam mıyım, ne yapsam bilmiyorum ki, zaman ayıramıyorum. Bir tarafa odaklanıp bir tarafı daha güzel halde devam ettirsem daha mı mantıklı olur sanki ya falan kafasındaydım ama gerçekten YouTube abi artık benden bir şey oldu, benden bir parça oldu ya, hayatım oldu, her şeyim oldu, sizlerle iletişim falan. Böyle 2-3 gün gerçekten iletişime geçmeyince, video çekmeyince, sizlerin yorumlarınızı okumayınca insan bir eksik hissediyor abi. Kesinlikle çok garip bir şey. Belki de YouTuber sendromu gibi bir hastalık bile çıkabilir bunun üzerine. Allah korusun, öyle bir şey olacağını düşünmüyorum da. Bir de o kadar da abartmayın. Ben söyledim öyle ama yine de o kadar abartılı olmasın yani, öyle algılamayın abi. Her şey yolunda. Öyle hissediyorum. O yüzden YouTube bırakma gibi bir niyetim asla olmadı ve olmayacaktı. Hayırlısıyla daha da bir fazla sarılacağız. Şu sistemi bir yenileyim. Hayırlısıyla inşallah GTX 1070 almayı planlıyorum. İlla Allah kısmet ederse bir sorun olmazsa abi. GTX 1070 ile beraber çok daha fazla zaman ayırabileceğimi düşünüyorum. Abi dur ya dur, ama benim hatam biliyorum da, görüyorsun 2 saattir girdiğimi. Yani render hızları hızlanacak ya abi. O beni çok çok mutlu edecek. Benim o konudaki boşluğumu dolduracak ve rahata kavuşturacak. O yüzden 1070 bir gelsin hayırlısıyla. Sonrası çok daha güzel, çok daha hızlı olacağını tahmin ediyorum. Bir sürü yeni oyun var. Oynamak heyecanla, oynamak istediğim. İşte ta önceki kış indirimlerinde aldığım Jalopy var, Max Payne 3 var. Max Payne 3'ü oynar mıyım bilmiyorum ama ondan sonra birkaç daha oyun var. Anlattım işte Assetto Corsa'dan tutun da yeni Hunter oyunları da. Ondan sonra bir tane böyle eski çağ demir ustası simülasyon gibi bir şeyler de var. Geçen bir gördüm, Jacksepticeye'da gördüm. Hoşuma gitti, böyle değişik bir oyundu. Ve oynamak istediğim bir sürü oyun var ama aynı anda size de oyun yetiştiremiyorum, serileri bitiremiyorum, falan. Bir de Farming Simulator 2. Şu an açık söylemek gerekirse Farming Simulator 2 başlamayacağım demeyeceğim. Yanlış anlamayın, öyle bir şey yok. Ön yargıya kapatın kendinize, ön yargı yok. Farming Simulator 2'ye başlayacağım. İnternetim hala bağlanmadı, evet, çünkü yaklaşık 27 gün falan TTNet'le uğraştım. Eve bağlamalar için sözleşme imzaladım. Kabul dedim abi, getirin internet dedim ve 27 günde bana imzamı attıktan sonra 27 gün içinde benim evime interneti bağlayamadılar. Maalesef. Ondan sonra da sinir oldum abi, istemiyorum hiçbir şeyiniz dedim. İmzamı, restimi çektim 2 senelik sözleşmenin üzerine. Bunun üzerine bir de ceza çıkarttılar. 100 küsür TL galiba. O cezayı da tamam dedim artık abi, istemiyorum, yeter ki çıkın hayatımdan dedim. O düzeye getirdiler çünkü. Bir sürü arkadaşıma karşı yalancı oldum. Bir sürü arkadaşım beraber oyun oynayalım diyor. Pingimden dolayı oynayamıyorum. Size karşı aşırı derecede mahcup ve yalancı gözünde düştüm. Bu sebepten kendim kötü hissediyorum o konularda ama eve sanırsam Turkcell Süper Online bağlatacağım. Onu da ayın başında inşallah halledeceğim. Gidip onun içinde her şubeden değil, sadece Adana şubesinden, yani Seyrantepe şubesinden halletmem gerekiyormuş. Çünkü yabancıyım abi. Burada da bir eksiklik. Bak sen, yabancı diye her yerde ayrım var abi. Yabancı uyruklu olunca ana bayilerden yapıyorlarmış sözleşme, abonelikler vesaire. Gidip bakacağım. İnşallah bağlayabiliyorlardır. İnşallah TTNet gibi 27 günde internetim gelmeme gibi durumlar olmaz. İmzamı atarım. Ertesi gün veya bir sonraki gün eve gelir, bağlarlar. Kontrollerimi yaparım, testlerimi yaparım. Her şey hoştur, iyidir, hazırımdır. Başlarız abi oyun oynamaya. Ben de çok özledim çünkü Farming Simulator. 2. sezon bakalım nasıl gidecek, onu da bilmiyorum. Co-op oynayacağız, multiplayer oynayacağız. Gidişata bakacağız. Sık gelmeyecek. 2-3 günde bir gelecek belki. Çünkü serileri yetiştirme derdim var. Ondan dolayı hayırlısı abi. Şimdilik benden bu kadar. Uzun oldu biliyorum. Ortalama izlenmesini düşürecek biliyorum. Ama ne yapayım abi, ben muhabbet varsa kes biç bana göre gelmiyor. Boş ver, salla gitsin bu videodan da. Bir şey olmasın diyorsun ama genel ortalamayı maalesef düşürmüş oluyor. Bir video abi, uzun videolar. O yüzden YouTuber kafasında pek de sağlıklı değil. Kendinize iyi bakın. Umarım beğenmiş, eğlenmiş, muhabbetlere bolca doymuşsunuzdur. Eğer öyleyse videoları paylaşıp beğenip aşağıda düşüncelerinizi yorumlar kısmında yazarsanız çok çok hoşuma gider. Beni Instagram ve Twitter'dan artı Facebook sayfamızı kesinlikle takip ederseniz çok çok hoşuma gider. Yani Instagram ve Twitter benim kişisel ama Facebook bizim abi. Hepimizin ortak kullandığı bir alandır. Benden, genel kanaldan, her şeyden, serilerden haber almak istiyorsanız ekstra küçük çaplı içerikler, fotoğraflar, videolar da arada atıyorum oraya. Onlardan da haberdar olmak istiyorsanız kesinlikle ama kesinlikle orayı takip etmeyi unutmayın. Hepsi açıklamada vardır. Facebook'tur, Twitter'dır, Instagram'dır. Beni takip ederseniz güzel olur. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın ve her zaman gibi benimle kalın.